Çarm Kuleli izleyelim 2012 ya. senesi. Tüm Türkiye'nin sevdiği o futbol oyununa ne oldu? Bakalım mı beraber ne olduğuna? 2012 senesinde gece geç saatlerde programcı Simon Reed, yeni doğmuş olan küçük oğlunun ağlaması yüzünden uyandı. Yatağından kalkarak onunla ilgilenmeye gitti. Ardından tekrar uyumasını sağladı. Sonrasında Simon yeniden uyumaya geçerken telefonuna uzandı ve saate baktı. "Vay be, neredeyse sabah olmuş," dedi. Tam 7 saat önce Play Store ve App Store üzerinde yayınladığı oyun olan Ninstar Soccer'ı acaba birileri indirmiş midir diye bakacaktı. Kimsenin yaptığı oyunu oynamadığını düşünüyordu. Yatağında dikildi ve Apple Store'un oyun listelerine baktı. Gördükleri karşısında şoke olmuştu. Ekranda gördüğü şey 8. saatte Ninstar Soccer'ın listelemede... Bu oyunu oynadınız mı hiç? Ben çok oynadım ya, üniversite döneminde özellikle. Çok oynadım Ninstar Soccer. Bu şey değil mi? Yani topa çizgi çekiyorsun, atıyorsun, o oyun değil mi o? Asıl oynamayan var mı? Bu arada çok güzel oyundu ya. Mantık olarak bayağı iyiydi. Hatta transfer falan olabiliyordun, kariyer yapabiliyordun, attığın golleri bir ara şey gelmişti işte, gerçek dünyada atılan golleri tekrar ediyordun, yıldız alıyordun, oyuncunu geliştiriyordun. Hiç oynamadınız mı? Allah Allah. Nasıl oynamadınız ya? Böyle hani top geliyor sana ya da sen kendi oyuncunu yapıyorsun, böyle oyunu simüle ediyor. Arada pozisyon olunca geliyor. Mesela top işte geliyor. Sana geldiği zaman kamera duruyor. Zaman duruyor. İşte açılıyor açı böyle. İşte çizgi çekerek şey şut çekiyorsun ya da pas atıyorsun ya da bir şey yapıyorsun. Oynadık diyoruz. Nereden atıyorsun onu? Birinci olduğuydu. Karısını heyecanla uyandırdı ve şunları söyledi. "Lucy, Lucy uyan. Birinci sırada, birinci sırada. Sonunda başardım." Bu arada Türkçe söylemiş bunu. Komik diyenler 1 yazsın. Komik olmayanlar 8 yazsın. Abi CS beni yen 500 bit. Bediyiz 500 bit at. Sonra yeneriz bir araya. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Charm Kuel. Normalde abone olun demiyorum ancak deyince büyük bir fark yaratıyormuş. İzleyenlerin de %63'ü abone olmadığından sanırsam hatırlatmakta fayda var. Bu Eğer arada bu hoşunuza... kanalda bu çocuğa da abone olun ya. Bu çocuk güzel videolar yapıyor. Bu çocuğa abone olun ya. Saçmalamayın abi. Yani gidin saçma salak Barış Özcan izleyeceğinize Charm Kuel izleyin. Giderse 2 saniye abone olup beğenirseniz çok sevinirim. İyi seyirler. Tüm hikaye Simon Reed adındaki bir adamla başladı. Tarihler 1976'yı gösterdiğinde İngiltere'nin Woburn adındaki bir kasabasında tırcı bir Güzel baba ve ev span. hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının Barış işi ve abi yaşadığı şaka yer yapıyorum tabii gereği canım. oldukça zor ve mütevazi bir çocukluk geçirdi. Şaka İngiliz yapıyorum futbolu arkadaş. hayranıydı ve ligin her maçını kaçırmadan izleyerek büyüdü. Futbol olan sevgisi çocukluktan geliyordu. Az önce söylediğim gibi, küçük bir köyde yaşadığı için yapacak çok da şeyi yoktu. Simon her akşam arkadaşlarıyla futbol oynardı. Bir gün babası Peki konudan alakasız da siz İngiltere'nin bir köyünde mi yaşamak istersiniz yoksa Türkiye'de İstanbul'da mı doğmak istersiniz? Konudan alakasız, bağımsız bir soru soruyorum. İngiltere köyü mü yoksa İstanbul mu? Tavsiye işte bu yüzden sensin. Anladın mı? Direkt sattılar ya, İngiltere'nin köyünde yaşarım diyorum. İnanılmazsın. İşten eve dönerken Simon'a bir sürpriz yapmak istedi ve ona ilk bilgisayarını hediye etti. Bu bilgisayar o dönemler meşhur olan Commodore'du. Simon bu aleti inanılmaz sevmişti. Babası ise Commodore'un ardından ona Bir ben Amiga isimli şu sevemedim ya. konsolu hediye etti. Ardından Helal lan ZX81 ve W baba. sonrasında VIC-20'yi. Simon'ın yaptığı ilk şey döneminde çıkmış olan tüm futbol oyunlarını bilgisayarına ve konsoluna yüklemek oldu. Sabah akşam International Soccer ve Kickoff 2 oyunlarını oynuyordu. Bir gün annesinin şu oyunları harcayacağın zamanı daha verimli değerlendirsene demesi üzerine programlamaya merak saldı. Haftalarca programlama dersleri aldı. Onlarca kitap bitirdi ve en sonunda ilk deneme oyununu yapmayı başardı. Böylece hayatını hangi konuya adayacağını belirlemiş oldu. Üniversite... Çok kıskanıyorum böyle insanları biliyor musun? Ben çünkü kendi hayatımı adayabileceğim bir şey bulamadığımı hissediyorum. Siz de öyle hissediyor musunuz? Yani ben bu işte iyiyim, bu iş benim için. Ben bunu şeyde hissettim, yayıncılıkta hissettim. Mesela ben bilgisayar mühendisliği okudum ama zaten bilgisayar mühendisi istiyor muyum, istemiyor muyum bilmiyorum da bu alan, bu sektör ya da daha çok hoşuma gidiyor. Niye hep böyle yabancılar yapıyor böyle şeyleri? Ya Türkiye'de şu an özellikle geçim sıkıntısı daha önde olduğu için. Ya bu tabii
Bunlar bence özel insanlar. Yani sen bir şey kafayı takıyorsun ve yapıyorsun. Ben de öyle hissediyorum kendimi. Yani ben bir şey kafa taktım, bir yarıda bırakmayı hiç sevmiyorum. Ya da istediğim ya da hak ettiğim şeyi almadan şey yapmıyorum. Oturduğu yerden para kazanması tatlı gelmiştir. Roarcığım bu. Ya ben para kazanıyor olsam da oturduğum yerden kazanıyorsam siz yayıncılara şey gözüyle mi bakıyorsunuz? Oturduğu yerden para kazanıyor. Kardeşim oyun yapıyorum ben sakin olun. Benim de videom yapılacak az kaldı. Charmco'yla yazalım hemen. Ya yayıncıları şey gözüyle mi bakıyorsunuz? Peki yayıncıların ya zaten şöyle bir şey var. Benim kafamda eğlence sektörü overpaid bir sektör. Yani eğlence sektörü çok ya tanımı olmayan bir sektör ya. Yani her şey mesela sen burada geliyorsun mesela yayını izliyorsun, eğleniyorsun belki. Onun karşılığında bir para ödüyorsun ya da zamanını ödüyorsun ya da bir şeyini ödüyorsun. Yani overpaid bir sektör ama yani yayıncılık da onunla gelişti. Yani insanlar artık seküler yani eskiden televizyonda şöyle bir şey vardı. Neden gelişti bu? Eskiden televizyonda televizyonun seçtiği insanları izlemek zorunda kalıyordun. Şimdi o hak sana tanındı anladın mı? Sen kendi sevdiğin, istediğin tarzda insanları izliyorsun ya da senin sevdiğin şeyleri yapan insanları izleyebiliyorsun. Ya bu senin televizyonun oluyor. Televizyona harcamıyorsun vakti ama internette buraya harcıyorsun yani. Takip etmek paralı olsun bu arada. Yayın mı yapıyorsun abi? Yani arada yapıyorum Berat. Hayır. Renault. Abi bu bittikten sonra biliyorsun gözünden kanalına bakar mısın? Bakarım. Şimdi ise AKP'nin fonladığı kişileri izlemek zorunda kalıyorsun. Dostum hemen bir TOG reklamı gireceğim. Için bilgisayar bilimi bölümünü seçti ve çalışmalara başladı. Ben ama Ancak işler ne Simon'un şey istediği diyordum. gibi Excalibur hoş geldin. Şey diyordum yani ben hayatımda böyle adayacağım kendimi böyle iyi hissettiğim bir şey bulamadım uzun süre. Öyle yaşayanlar var mı aranızda? Çok vardır ya. Erencim hoş geldin. Çok vardır diye tahmin ediyorum. Hani ne yapacağını bilemeyen, ne yapacağını bilemeyen. Bence biraz sakin olalım yani. İnşallah bulacağız ya. İnşallah bulacağız. Ah lan. Bu adam aynı ben ha. gitmedi. Simon bölümün istediği matematik seviyesine sahip değildi ve bundan dolayı derslerden geçemiyordu. Evet, programlamada ustaydı ama matematikte değildi. Birkaç sene daha matematiği denese de üstesinden gelemedi. Ardından Simon Ben. okulu bırakma kararı aldı. Ve sonrasında Cable and Wireless isimli şirketin faturalandırma departmanında kağıt katlayan bir işçi olarak çalışmaya başladı. Cable and Wireless'ta çalıştığı sırada bir kızla tanıştı. Sohbet muhabbet etmek istese de kız çok yüz vermedi ve Simon tekrardan hayal kırıklığına uğradı. Bu noktada kendisine bir söz verdi. Önce iyi bir programcı olacaktı, ardından kendisine yüz vermeyen o kızı tavlayacaktı. Bu kızın ismi Lucy'ydi. Birkaç muhabbet sonrasında arayı iyi hale getirdiler. Beklediği kadar zor bir kız değildi. Simon'u o haliyle de sevmişti. Sonrasında evlendiler. Ancak Simon'un hayallerinde başka bir şey vardı. Küçüklüğünden beri olmak istediği şey. Bir programcı. Bir dakika. Ancak beklediği kadar... Bu kızın ismi Lucy'ydi. Birkaç muhabbet sonrasında arayı iyi hale getirdiler. Beklediği kadar zor bir kız değildi. Simon'u o haliyle de sevmişti. Sonrasında evlendiler. Bir şey söyleyeceğim. O zaman adam niye yayıncı şey olmuş ki? Adam programcı olmasına gerek kalmamış. Kızı tavlamış zaten. Oğlum şak mı geçiyorsun? Ancak Simon'un hayallerinde başka bir şey vardı. Küçüklüğünden beri olmak istediği şey. Bir programcı. Evlilikle birlikte gelen büyük bir özgüvenle beraber Cable and Wireless'taki işinden ayrıldı. Bu arada karısı Lucy de ana mesleği olan hemşireliğe geri döndü. Simon bu süreçten sonra tüm zamanını kitaplara ve eğitime ayırmaya başlamıştı. Tekrardan çalışmaya başlayan Simon programcılık konusunda kendini geliştirmeye devam etti. İlk olarak World Cup Manager isimli oyunu geliştirdi. Ardından 2002 senesinde çok iddialı 8 bit bir oyun olan Footballer of the Year isimli oyunu çıkardı. Bu oyun piyasanın ilklerinden sayılırdı. Çünkü bu zamana kadar çıkan tüm futbol oyunları genel olarak menajerlik üzerine yapılmıştı. Aynı NSS'de olduğu gibi yine bir oyuncunun kariyerini kasıyordu. Ancak Simon'ın bu oyunu istediği kadar parlamadı. Hatta 100-200 oyuncu haricinde kimse tarafından oynanmadı. Geçen Allah sürelerde Allah. Parası kalmayan Simon psikolojik olarak kötü zamanlar geçirmeye başladı. Başarısız bir adamdı. Stresli süreç ve sırtına binen bu başarısızlık yükü yüzünden saçları beyazladı. Bununla birlikte karısı Lucy ile araları bozulmaya başlamıştı. No. NSS'i oynadım tabii.
Simon'ın ilk büyük denemesi NeoStar Soccer 2003 senesinde o dönemin bilgisayarları için çıkartılmıştı. Yani günümüzden bildiğiniz o NSS'nin ilk hatları işte bu yılda ortaya çıkmıştı. İlk zamanlarında oyundan 100-200 sterlin kazansa da kısa süre içerisinde bu gelir neredeyse sıfıra düştü ve bu projenin de başarısız olduğunu anladı. Ancak vazgeçmedi. 2004 senesinde yani tam bir yıl sonra NeoStar Soccer'ın ikinci oyunu yapmaya karar verdi. Bazı mekanikleri geliştirdi ve yeniden piyasaya sürdü. İlk ay 600 sterlin kazansa da ilk oyun gibi ikinci ay gelir yarıya düştü ve sonraki ayda da oyunu batışa sürüklendi. Değiştirmeli ve geliştirmeliydi. Yerinde sayamazdı. Karısı, ailesi için bunu yapmalıydı. Yoksa onları kaybedecekti. Başarısızlıkla dolu öyküsü ilk defa NeoStar Soccer 3 ile güzel bir ivme yakaladı. Bu oyun Simon'ın cebine aylık 2000-3000 sterlin getiriyordu. Oyunu yayınladığı ilk ay kazandığı bu parayı direkt gidip karısına anlatmıştı. Çocuk gibi mutluydu. İlk defa yaptığı bir projeden elle tutulur bir para kazanmıştı. Şans yüzüne gülmüş, karısının güvenini geri kazanmıştı. Yaptığı bu işle ilgili ümitleri yeniden yeşermişti. Şu güne kadar ona en fazla para kazandıran oyundu. Simon resmen hayallerini, rüyasını yaşıyordu. Ama rüyalar ne kadar güzel olursa olsun uyanırsınız. Evet. Ah lan. Simon'ın önceki yaptığı oyunlar tutmadığı ve taş çatlasa 3-5 kuruş kazandırdığı için bu oyunlar için bir firma kurmayı ve vergi vermeyi düşünmemişti. Ve tam da NSS3'ün patladığı dönemde İngiltere hükümeti tarafından 17 bin dolarlık vergi borcu yollanmıştı. Fuck. Fuck. Adamın yüzü gülmeyecek ya. Simon'ın cebinde 5 kuruş parası yoktu. Diğer oyunlardan gelen parayı geçimine harcıyordu. Ve tam da vergi borcunun geldiği o ay, hemşire karısının maaşından gelen son parayı kullanarak Avusturya'ya taşındılar. Avusturya'ya gelme süreçlerinde 3. oyunun hype'ı çoktan geçmişti. Simon aile... vergiden kaçmışlar lan. 200-300 sterlinden fazla para kazandırmamaya başlamıştı. Bu süreçte Lucy ve Lucy'nin ailesinden geçinen Simon depresyona girdi. Karısıyla arası gitgide kötüleşti. Dışarı çıkıp sağlam bir iş araması lazımdı. Ancak tutkusu olan oyun geliştirme işini bir kenara bırakmak istemiyordu. Tüm bu olanları görmezden gelerek oyun geliştirmeye devam etti. NSS 4, Super Laser Races, NSS 5. Ancak yine hüsran, tam bir leblebi kafa hikayesi. Simon artık istifa etmeliydi. İşi... Bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Bırakıp gerçekten evine ekmek getirmeliydi. Bir yandan ailesinin baskısı ve parçalanma riski ona son bir şey denemesi konusunda mental destek oldu. Tarihler 2012'yi gösterdiğinde mobil için bir oyun geliştirme kararı aldı. Hem çok zahmetli değildi hem de mobil oyun sektöründe şansının daha çok olduğunu düşünüyordu. Hazırlıklarını yaptı, oyunu geliştirdi ve 13 Mart 2012 tarihinde hem iOS hem de Android için NeoStar Soccer adındaki bu oyunu yükledi. Ümitsizdi. Tüm eski NeoStar Soccer oyunları gibi bu da unutulacak ve oyun yapma kariyeri burada son bulacaktı. Yayınladı ve uykuya daldı. Simon telefonu eline aldığında yayınlanmanın üzerinden geçen 7. saatte tam 3800 sterlin gelir elde etmişti. Zaman wow. Geçiyor, oyun her saniye binlerce insan tarafından indiriliyordu. Veriler bir ay içerisinde tekil 3 milyon kullanıcıyı gösteriyordu. Bu basit oyun o dönemde yine aynı pazarda olan FIFA 2013'ü ve F1 2013'ü tokatlamıştı. Simon sonunda başarmıştı. Oyunu sonunda zirveyi görmüştü. İkinci aydan 150 bin dolar gelir elde etmeye başladı. Çıkış yaptığı 13 Mart 2012 yılından bugüne 130 milyondan fazla kez oynandı. Günümüzde ise aylık aktif 2 milyon kullanıcı ile 40 bin dolardan fazla gelir elde ediyor. Oha! Kaç yıldır lan? Berk hoş geldin. Vergisiz bunlar bir de. Kaç yıldır devam ediyor? 11 yıl olmuş. 10-11 yıl. Wow, hala 2 milyon oyuncusu mu var? Simon 2013 senesinde FIFA 13, PES 13 ve daha birçok zirve oyunun yarıştığı listede NeoStar Soccer... PES 13'ün de zirve olduğu dönemdir ha. PES 13, PES'in son en iyi oyunudur. Sonra FIFA abi. Kim ne derse desin PES 13, PES'in, çünkü Kojima ile ayrıldılar galiba o seneden sonra ama PES 13, PES'in iyi olduğu en son oyundur. Kimse de bunun aksini söyleyemez. Soccer oyunu ile birinci olmuştu. And the BAFTA goes to NeoStar Soccer. BAFTA ödül almış lan. Wow.
ve o dönemin efsanesi haline gelmişti. Evet, Neil Starsucker hepinizin bir efsane olarak adlandırdığı PES 13'ü bile tokatlamıştı. Karısı Lucy ile olan ilişkisi kazandığı paranın ardından iyice düzeldi. Geçmişten günümüze bu oyun üzerinden milyonlarca dolar para kazandı ve şunları söyledi. Yapabileceğime inanmaktan asla vazgeçmedim ama stresli hal alıyordu ve hiç para kazanamıyordum. Karım bana gerçek bir iş bulmanın zamanı geldiğini söylemeye başlamıştı. Hayallerimden hiç vazgeçmedim ve bugün buradayım. Bunu herhangi bir baskı olmadan yapabilmek bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Güzel bir ailem, güzel bir evim var ve herkesin istediği rüyayı yaşıyorum. Hayatta istediğim tek şey buydu. Şu an ne yapıyor acaba? Size bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. Görüşürüz pardon. Bu site güvenilir bir şekilde CS... Şu an ne oldu abi? Şu an boşta herhalde. Simon Reed yani söylememiş. Hespak hoş geldin. Simon Reed ne yapıyor mesela şu an? Şirket falan mı kurmuş hani... Oyun çıkarmış mı? Yo artist founder of New Star Games. En son bunu New Star Sucker'ı çıkan. Yo. 2003'te çıkarmış. Yo. Bir şey çıkarmamış sanırım ya. Gerçi 8 Ağustos'ta New Star GP çıkarmış. Bunu çıkarmış. Şirketi nereden bulacağız? New Star Games. New Star Manager var. 2018'de onu koymuş. 32 liraya. Bu nasıl hale almış? Çok olumlu. 417. Allah Allah değişik. Bunlar PC ya. Başka çıkarmamış. Değişik abi. Dostum